Yenilenlerin tarihidir bu anlatacağım. Tarihleri anlatılmayacak olanların tarihi. Adları sokaklardan, adları kitaplardan silinenlerin tarihi. Zalime karşı baş kaldırdıkları söylenmeyecek olanların tarihi. Dünyayı değiştirme çabaları yatsınanların tarihi. Dünyayı değiştirmeyi bazen başaranların tarihi. Unutulmaya razı olmayanların tarihi. Çünkü tadını yitiren tuzun öyküsünü öğrenecektik. Kumların içinde iten coşkun ırmağın öyküsünü, kayalara tırmandıktan sonra sakinleşen ve acı kıyıları yalamaya gelen dalgaların öyküsünü, ama yenilenen şafakların öyküsünü de öğrendik. Aydınlık sabahların cömert hasatların öyküsünü ve ışığın kalbinde havalanan kuşların öyküsünü. Hiç gerçekleşmemiş eski bir düşün tarihidir bu, ama toprağı tohumlayan düşün tarihi. Hep hayal kırıklığına uğramış ama kendisiyle barışık bir insanlıktan doğan insanların gördüğü düşün tarihi, insanların insanlığa doğru uzun yürüyüşünün tarihi. Evet sevgili seyirciler, bu akşam hakikaten bu güzel şiirle başlıyoruz. Bunun bir nedeni var. İnsanlığı insanlıktan yürüyenlerin tarihini anlatacağız. Çok sevgili bir konuğumuz Ulu bir Çınar. Zaten okuduğum şiir sevgili Maurice Gabay'ın, değerli konuğum Maurice Gabay'ın Cumhuriyetle Birlikte Büyüdüm adlı kitabından kendi seçtiği François Combe'un, Özdemir İnce'nin çevirisi. Değil mi efendim? Evet. Hoş geldiniz. Uzun bir yürüyüşün tarihi, umudu yatsınanların ama umudu hep arayanların tarihi. İşte o tarih bugün bizim stüdyolarımızda. Cumhuriyet'ten, İkinci Dünya Savaşı'ndan, Soğuk Savaş'tan, Türkiye İşçi Partisi'nden günümüze kadar, Afrika'ya kadar uzanan inanılmaz engin, büyük umutlarla, düş kırıklıklarıyla, yenilgilerle, hazlarla, kıvançla ve hep düşünen, sorgulayan bir yaşam. Sevgili Maurice Gabay, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Onur verdiniz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olunuz. Bizim için çok önemli bir program. Umarım genç kuşaklar da gerçekten şeyden alalım, neredeyse bir 100 yıla gelen dolu dolu yaşanmış bir ömür, değil mi efendim? Evet. Cumhuriyet devrinde yaşanmış ve Cumhuriyet'le beraber büyüdüm ve devam ediyorum. 30 Ağustos'tan 6 ay önce filan mı doğmuştunuz, öyle başlamış? Böyle başladım. Evet. 30 çünkü önemli bir savaştı. 30 Ağustos işte Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamandır. Ben şaka olarak daima büyük taarruzdan bahsederken ben 6 ay evvel öldüm. Doğdum diyorsunuz. Şimdi benim hikayem Nişantaşı'da başlar. Evet, eski İstanbullusunuz. Ben eski İstanbul. Kitabınızda da anlatıyorsunuz. Yahudilerin Anadolu'ya gelişleri, sizin hikayeniz. Onu da bir sınıflıyorsunuz. Bir de sizden dinleyelim. Yani efendim biz bir Musevi ailenin çocuğuyum. Babam belki 500 yıl, ailesi belki 500 yıldan beri İslam Türkiye'de. Annem daha çok İtalya'dan gelen ve şey denen Roman, İtalyan Romanyot değil mi? Romanyot denen bir ailenin, fakat onlar da şey sayılır. Babanız Ladino, anneniz Romanyot. Ama onlar sefarattır çünkü. Artık Romanyot kalmamıştı. Ben merakımdan bu araştırma yaptım. Siz gerçekten çok net bir şekilde kitabınızda da yazıyorsunuz. Evet. Bu babam bir tüccardı. Tabii İstanbul'da doğmuştu. Filistin'de de okumuştu. Tarım ustasıydı. Fakat İstanbul'a tekrar gelince tabii bahçıvanlık veyahut salata veyahut şeyle uğraşamazdı. Bir tüccarın yanına girdi ve böyle hayatını idame ettirdi. Ben dünyayı Nişantaşı'nda Vali
konağının yanındaki ikinci apartmanda, üçüncü katından, halen penceresinden, üçüncü kat, dördüncü kat penceresinden evvel tanımaya başladım dünyayı. Evet. İleride harbi okulu vardı. Uh-huh. Ve her gün, harbi okulu henüz Ankara'ya geçmemişti. Uh-huh. 25-24 senelere. 1924. Evet. Bu geçen askerleri beklerdim ve bugün çok sevilen İzmir Marşı'nı duyardım. Evet. Kurtuluş Savaşı henüz daha bitmemiş, evet, değil mi? Evet. Yani kazanılmış ama bitmemişti, değil mi diyorsunuz? Bitmişti. Tabii şeyde, Lozan'da bitmişti. Her gün geçerlerdi. Evet. Ve ben çok sert adımlarla bir gün askerlik yaparken, askerken, yedek subayken albayıma dedim ki siz geçersiniz çünkü 29 mezunuydu. Ben de 26-27 seneli. Çok serttiniz, geçişiniz çok şeydi. Tabii diyor, biz emperyalizmi yenmiş bir ordunun subaylarıydık diyor. Öyle bir gururla geçiyorduk diyor. Gururla. O da beni bundan dolayı çok sevmişti. Evet. Sert yürüdünüz. Evet. Nişantaş gayet sakin bir yerdi. Yani İstanbul geçti. Daha kozmopolitti değil mi o zamanlar? Kozmopolitti. Birkaç araba görürdünüz günde. Fakat bahçeleri çoktu. Hele şeyden başlayan, bugün Arap Bankası'ndan daha şeye kadar, Abdi İpekçi'nin girişine kadar uzun bir duvar, bahçe duvarı ve bu duvar ve bu bahçe ta aşağıya kadar gider. Evet. Şey, Lal Apartmanı'na kadar giden bir bahçeymiş. Bu eskiden Avusturya İmparatorluğu'nun sefaretiydi. Evet. İmparatorluk dağıldıktan sonra Hariciye'ye geçti. Evet. Ondan sonra parsellenip satışa çıkarıldı. Genelde efendim azınlıklar mı hakim? Nişantaşı'nda daha çok aileler yoksa sizin hikayeniz de farklı onlardan. Bir de biz, siz Türkiye'ye gelen Yahudilerin de böyle üçe bölünerek bir analizini yapıyorsunuz. Öyle kalanlar, değişenler ve sorgulayanlar gibi. Evet. Biz sizden dinleyelim onu lütfen. Hangi şeyde? Yani orada yaşayan o dönemki Yahudi toplumunun analizini yapıyorsunuz ve babanız da işte o zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi yeni kuruluyor. İşte siz bir yandan Sovyetlere ve şeye yavaş yavaş merak salıyorsunuz falan. Evet. O yılları bir dinleyelim herhalde. Daha okul başlamadan. Tabii daha büyüyünce ben farkına varıyordum. Evet. Başka diller konuşuyordu evimde. Başka diller. Evet. Bir dil. Ama Ladino konuşmuyordunuz siz değil mi, öyle söylüyorsunuz? Annem bilmiyorum ne sebepten dolayı yasak etmişti. Evet. Fakat ben dedemle konuşamazdım. Öyle mi? Dedem benimle alay ederdi. Ladino başladığım zaman. Ninem de böyle. Fakat alıştık. Türkçe konuşuyordunuz. Türkçe, Fransızca. Evet. Maalesef Fransızca empoze edilmiş bir dildi. Evet, onu anlatıyorsunuz da. Yani kendi toplumunuza neden Fransızca'nın, ona bir de itiraz da ediyorsunuz aslında siz. Hatta isminizi hep değişik kullanmışsınız değil mi? Evet. Evet. O, onlar biraz şey verirdi bana. Öğreneyim daha fazla. Niye bu böyle? Hı hı. Ve çok şey buldum. Tabii okullar yoktu da. Türk okulları çok azdı. Hı-hı. Şeyde iki okul vardı. Nişantaş ve semtinde, yani Harbiye'de. Biri Işık Lisesi, Fevziyati derlerdi. Evet. Bir de Şişli. Terakki. Şişli Terakki. Yan yana duran iki. Yan yana duran iki okuldu. Evet. Oraya koymadı babam. Bizi şeye koydu. Fransız. O zaman Saint Michel Lisesi'nin yerine bir ortaokul vardı. Evet. O ortaokulda bu sefer papazlarla karşılaştım. Evet. Bana hiç sempatik görünmediler. Evet. Çok sert ve o sırada henüz laiklik girmemişti.
Daha henüz anayasada laiklik maddesi yoktu. Yoktu ve kilise vardı okulda. Hı-hı. Hristiyan çocuklar Ortodoks veyahut Gregorian olsa dahi evet. Katolik liseye gitmek mecburiyetindeydi. Bizler de gidiyoruz. Biz gidemezdik. Gidemiyoruz. Müslümanlarla Yahudiler ayrı tutululdu. Hı-hı. Onlara moral dersi verilirdi. Laik eğitim yoktu yani, evet. Laik eğitim yoktu. Laik eğitim bir iki sene sonra başladı. Evet. Biz bütün şeyleri Ortodokslara ve Gregorianlar da artık Katolik şeyine derslerine gitmemeye başlamışlardı. Fakat ben o farkı o zaman pek algılayamamıştım diyorsunuz. Evet. Evet. Tabii Türk hocalarımız başkaydı. Çoğu da savaş görmüş erkekler bile. Ben cephede savaşıp gelmiş mesleklere öğretmen olan öğretmen insanlardı Anadolu'nun insanlardı. Tarihinde. Onlara öğretmenim demezdik, muallim bey ve muallime hanım. Hı. Biz ben böyle evet. yetiştim. Muallim bey, hanım muallim olursa hanım. Muallime evet. hanım. Daha çok onlarla karıştım çünkü bir şey öğretiyorlardı. Herkesin konuştuğu bir dili öğretiyorlardı. Evet. Ben hatta ilk dersimde bir 10 almışım. Evet. Şiir okumuşum ve bu bir Türkçü şiirdi. Evet. Ve izah et bu Türkçülük veyahut Turancılığı anlattım. Siz hiç ön yargısız ve bu konuda ön yargısız anlattım çünkü duyduğumu anlattım. Evet. Şey gibi, gramofon gibi. Siz ona da itiraz ediyorsunuz kitabınızda. Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın ama. Diyorsunuz ki Yahudiler, Museviler, işte Fransa'da Fransızca konuşurlar, Almanya'da Almanca konuşurlar ama Türkiye'de Ladino konuşuyorlar. Evet. Ama sanki bu pek anlamlı değil, Türkçe konuşmak gerekiyor diyorsunuz. Böyle diyorum. Evet, ona da inanmışsınız değil mi? Ömür boyu hep öyle düşünmüşsünüz. Ona inanmıştım. İşte yavaş yavaş büyüdüm. Beni ilk etkileyen şey Atatürk'ün İstanbul'a İstiklal Harbi'nden sonra ilk gelişi. Evet. 1927. Evet. Ve İstanbul'da büyük bir tören yapılmıştı. Bizim evde balkonda balkonu babam çiçeklerle doldurmuştu. Türk bayrak birçok Türk bayrağı pencerelerden sarkıyordu. Evet. Ve Atatürk'ün tabii heyetin geçişini gördüm. Evet. Epeyce beni etkilemişti fakat Atatürk'ü görememiştim. Evet. O zaman Atatürk tabii değildi, Gazi Paşa'ydı bizim evet. için. Biz Atatürk'ü ancak 35'te söylemeye başladım. Bizim için Gazi Paşa'ydı. 35'te gördünüz evet. 35'te Atatürk ismi geldi. İsmini aldı evet. Siz daha sonra yani hep bu heyecanla büyüdünüz ve hep bu heyecanla fakat bir yerde öteki olduğumu hissettim. Evet, onu söylüyorsunuz. Azınlık olarak büyüme. Bir dinleyelim onu sizden. Evet. Nasıl bir histi o? Tabii bugünlerde bu tartışmalar çok farklı yapılıyor ama. Bugün çok farklı yapılıyor. Fakat unutmayın ki bir İstiklal Harbi olmuştu. Evet. Onun hakkında doğru ve yanlış şeyler vardı. Halk hakkında. Evet. İletişim bu kadar gelişmemişti değil evet, mi? Dedikodularla yoktu. Ve şeyler. Şey yoktu bizde. Bugünkü gibi radyo yoktu. Evet. Evvela. Evet. Televizyon hiç yoktu. Evet. Bir tek sinema vardı. Evet. Ve gazeteler vardı. Evet. Onlar da geç geliyorlardı falan değil mi? Gazeteler, İstanbul gazeteleri İstanbul'da evet. o gün okunurdu bugün gibi. Fakat Ankara'dan Ulus ertesi gün okunurdu. Evet. Siz hatta İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplama kamplarında olan şeyleri bile çok sonra duyduğunuzu değil mi? Evet. Yani iletişimin ne kadar az olduğunu söylüyorsunuz. İletişim çok zordu. Hele harp patladıktan sonra gazeteler müthiş bir sansür altındaydı. Evet. Türk dış politikasına ayrı bir şeyden bahsedemezlerdi. Evet. Alman zaferi olursa Almanya'yı anlatırlar. Zafer fakat Almanya'yı met etmek fazla olmuyordu. Yan makalelerde kendi fikirlerini koyardı yazarlar. Evet. Fakat haber daima radyodan farklı değildi. Evet. Radyo ne demişse
aynı şey gazetede okurduk. Yani bir de hap patladıktan sonra genel istikamet veren bir radyo gazetesi vardı. Radyo gazetesi. Radyo gazetesi 8'i çeyrek geçen her akşam bir yorum vardı. Bunu Namık Arzık yapardı. Hmm. Bu kendisi radyo ve bu hükümetin görüşüydü. Hmm. Ve o zamanki basın kanununa göre hükümetin görüşünden ayrı bir şey yazılamazdı. Maddesi vardı basın kanununda. Çok da ileride değişmemiş ondan bugüne düşündüğünüzde. Sonra işte bu basın kanununa ilk demokrasiye yani halk Demokrat Parti'ye geçiş, o devre geçişte bu makale ve valilik hakkında bu kanun ve valilik kanunu birçok kanunla onların ters maddelerinden bahsedilmeye başladı. Yani anayasaya uymayan maddeler vardı. Hı hı. İşte başta Mehmet Ali Aybar, Zekeriya Sertel ve onları soracağım. Tan gazetesi dönemi falan. Evet. Ama pardon ben hızlı geçtim aslında. Özür dilerim. Siz şeydeydik daha hani o dönemi de Robert Kolleji okul yıllarınızı daha gelmedik. Falan. Evet. Bir şey anlatıyordunuz. Oraya geçeyim sonra tekrar Tan gazetesine falan dönelim. Bir şey oldu da azınlık olduğumu ilk orada yani bu işin zorluğunu ilk orada fark ettim diyordunuz. Onu bir sizden orada, tekrar dinlesek. Bakıyorsun, konuşuyorsun bir arkadaşınla, en yakın arkadaşın. Ne olacaksın? Kuleli'ye gideceğim diyordu. Ben evde söyledim, bu arkadaş Kuleli'ye giderse ben de onunla giderim. Biraz zordu dedi babam. Ya, imkansız demedi ama senin için biraz zordu dedi. Ve hatta şeyime dedi, sen mahalle bir çocuğusun, sen bu işi yapamazsın. Fakat ileride daha baba imkansız arkadaşım da babasına sormuş. Evet. Benim için imkansız söyledi. Evet. Tabii orada öteki olduğunuzu anlıyordunuz ve kızıyordunuz. Fakat da isyan edemezsiniz. Evet. Bu böyle gidiyor. O dönem gerçi bir takım ordu içinde değil mi? Var ama rütbe kazanmıyor gibi. Benim eniştem yüzbaşıydı. Evet, yüzbaşı enişteniz. Hatta değil mi Mustafa Kemal'i karşılayan heyetteymiş falan değil mi? Hatta emniyet amiri değil mi? İstanbul Emniyet Müdürü gene Musevi cemaatinden. Evet. Adını şimdi hatırlayamıyorum. O beni en çok bizim ailede bir amcamın kayınpederi. Evet. İsmi emekliydi. Evet. Bahiye Miralay'ı Moniz Bey diye. Böyle tanınırdı. Bahiye Miralay'ıydı. Bahiye Miralay'ı Moiz Bey. Evet. Moiz Bey. Ben onun evine giderdik misafirliğe. Ben hep onun kılıcıyla uğradım. Sonra giderdim bir şey vardı. Küçük bir kaseti. Kasetten şeyleri çıkardım. Madalyalarını. Bir gün gösterdim ona bu madalyalarınızı. Evet. Alsınlar da maaşımı yükselttiler dedi. Madalya böyle şakadan. Sizin bir de pardon çok özür dilerim. Şöyle bir şeyiniz de var. Diyorsunuz ki o enişteyle galiba bir tanesi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam madalyaları da var. Hatta siz de öyle bir espri yapıyorsunuz. Sizin aileden birisi espri yapıyor. Siz ben de öyle olmak istiyorum diyorsunuz. O da diyor ki sen böyle giderse burada Vatman'da şey bile olamaz. Bu meşhur Topal Kemal Efendi, Topal Samuel'di, Topal Kemal'di ve çatışarak şeylerin katilini meşhur Balkan Harbi sırasında o başbakan olan, başvekil olan Gazi Osman, ismini unuttum. Onu öldürdüler. Ve öldürenler kaçtı. Bunlar Beyoğlu'nda bir İngiliz evinde buluyor. Orada Kemal Bey peşlerinden giderken İngiliz evine giremezdi. Tabancasını çekmiş, girmiş içeriye. Çatışma olmuş. Bu tabii diplomatik olarak bir büyük skandaldı.
İşte o konuşurken ben dedim ben de bahiyeli olacağım. O sırada Kemal Bey'den bir şey çıktı. Vallahi seni böyle giderse Şişli'ye giden tramvaylar var. İkinci mevki yani ikinci bilekçi bile yapmazlar dedi. Bu bütün bugün bile o ses şey müthiş. Yani ben o kadar kötü bir insan mıyım ki bilekçi bile olamıyorum. O tabii yıllar geçtikçe seni açıyor. İçini açıyor. Ya böyle bir şey varmış. Buna karşı gelmek lazım. Evet. O çok önemli. Sizin ilk şeyleriniz oradan çıkıyor. Bu arada bir Robert Kolej'li yılları da isterseniz yavaş yavaş gelmiş olalım. Çünkü çok konunuz var. Aslında müthiş bir hikaye. Ben şeyden korkuyorum. Bütün hikayeyi anlatamayacağız diye. Robert Kolej'e giriyorsunuz değil mi? Fransız evet. okulundan sonra. Ve Robert Kolej'le ilgili de analizleriniz var. Nasıl kurulduğunu, nasıl olduğunu. Sonra nasıl bir sınıf olduğunuzu da konuşacağız. Evet. Şimdi Robert Kolej Fransız papazları ile ders görmek çok iyi ders verirlerdi fakat büyük bir hataları vardı. Evet. En iyi talebelere, en iyi not alan öğrencilere ders verirlerdi. Onlara hitap ederlerdi. Sen mesela bir sıfır aldın matematikten, sen orada oturursun gelip de bir daha anlatmaz sana. İskarta. Enteresan. Hatta katı. Bir şey sen bir şey olamazsın, ne mühendis olursun dedi. Değilsen ancak bir makinist olursun. Bu bir genç bir çocuğa bunu söylenmez. Evet. Çalış. Çok sert bir eğitim. Çok oldu. Sert bir şeydi. Koleje gelince bu Amerikalı öğretmenlerden gördüğümüz yardım ve serbestlik bambaşka bir dünyaya girdiğimizi bunu da Ahmet İsmail'in kitabında da görürsünüz. Evet, siz bu çok enteresan bir sınıfsınız bir de. Aynı şey, koleje girdik bambaşka bir hava. Nezih'in şeyinde de konuşurduk. Evet. O da böyle bir falan. Ahmet İsmail, Nezih, değil mi? Ayfer Nezih, Reha İsmail, Bülent Ferahcan Ecevit, Altemur Kılıç. Evet. Hatta benim hatırladığım. Hatta evet. Çok enteresan bir sınıf değil mi efendim? Görüşleri çok farklı ve gelecekte Türkiye'yi yöneten, işte düşünen, farklı noktalara giden, bir yandan da farklı dünya görüşlerinde olan insanlarsınız. Belki de en politik olan siz ve tam karşı uçta Altemur Kılıç mıydı? Evet. O Altemur şeydi. O zamanlar da öyle miydi? Müthiş. Bugün ülkücünün ülkücüsü. Çok sert bir ülkücü. Çok sert ve yazardı. Çok yazardı ve hep böyle kesmekten. Şey bir gün bana bir mektup verdi. Çok onu lütfen anlatınız evet. Bir mektup verdi. Sen şu mektubu sakla. Size veriyor. Evet. Ne? Biz iktidara gelince sizleri keseceğiz. Seni kesmeye geldikleri zaman gösterirsin dedi. 14-15 yaşında çocuklarız. Mektupta ne var? O da galiba antisemit şey bir mektup değil mi? Antisemit ne yapmak istediğini. Neden temiz bir ırk lazım? Tabii Almanya'da Hitler var. Tabii. Onun da tesiri var. Tabii. Etkileniyor değil mi? Etkileniyor müthiş bir etki. Türkiye'deki entelektüel ortam da ondan etkilenmişti değil mi o dönem? Tabii. Cumhuriyet, Nadir Nadi'nin tavrı filan. Nadir tabii kadrocular değil. O zaman kadro mecmuası var. Evet Şevket Süreyya. Onlar da soldu. Onlar plancıydı ve devletçiliği getirdiler Türkiye'ye onlar. Bunlar müthiş tartışmalar. Hiç kimse bilmiyor Türkiye'de. Maalesef günümüzde konuşulmuyorlar. Konuşulmuyor. Sizin gibi sosyalist bir geçmişten gelen bir insanın bunları anlatmasını ben çok mühim buluyorum efendim. Lütfen şimdi, anlatın bu detayları. Sonra bu mektup senelerce benim böyle gülerdik bazen. Evet. Okurdum, gülerdim. Bir gün evde arama oldu. O mektup gitti. Öyle mi? Hangi yılların araması? 60'lar falan mı? Yok bu Ankara'da bir darbe olmuştu. Ondan sonra Talat Aydemir dönemi. 60'ta. Evet. 62'de ki darbe. Talat Aydemir. Talat Aydemir darbesine bütün bazı solcuların evi arandı.
Ve bir gün, bir pazar günüydü, bir gün bizi emniyette tuttular. Biz de anlamadık. Niye tutulduğunuzu? Ankara'da... Haber de alamıyorsunuz, öyle mi? Öyle yok, orada oturduk müdürün odasında. Evet. Onlar akşam da eve gidin dediler. Evet. O günde yapılan aramada bu şey gitti ve en önemli Cami Bey'in, hocamızın İstiklal Harbi notları gitti. Evet, çok önem verdiniz, saygı gitti. Duydunuz Robert Kolej'den Cami Baykurt, değil mi? Evet, o bambaşka bir şeydi. Tabii bu Cami Baykurt müdürümüzle, Amerikan müdürümüzle dosttu. Bu Doktor Wright'tı. Doktor Wright da Osmanlı tarihi bilginiydi. Evet. Ben hatta bir gün Amerika'da Osmanlı idaresini anlatan bir kitap bulmuştum. Evet. İngilizce. Ben kim yazdı bakmadım. Fakat okudukça notlar filan tanıdık geldi. Doktor Wright'ın doktora tezi. Osmanlı idaresi hakkında doktora tezi. Enteresan bir adamdı. Türkçeyi de çok iyi konuşurdu. Mesela papazların hiçbiri Türkçe bilmezdi. Evet. Ya Amerikan hocaları gelir gelmez, bazı Profesör Thomas vardı, gelir gelmez Türkçeyi öğrenmeye çalıştı. O sizin ilk okuduğunuz dönem ki Amerikan hocaların sizin üzerinize büyük etki yapmış ve Türkiye'yi bilen insanlar. Fakat siz diyorsunuz ki savaş bitince ve Amerika dünyada domine etmeye başlayınca Türkiye'de bambaşka tipli okula falan Amerikalılar geldi, daha sert. Bunu anlatıyorum. Evet, anlatıyorsunuz. Bizim evi kiralardık. Yabancılara kiralardık ve Amerikalı aldı evi. Evet. Savaş sonrası? Savaş sonrası yeni gelenler. Konuşmaya başladım. Dedi tuhaf insanlarsınız dedi. Türkler için. Sonra sordum, Abdullah sen ne biçim adam getirdik sana? Çünkü o bakardı. Evet. Evin kapıcısıydı. Vallahi çok tuhaf bir adam. Şey aldım, et aldım ona. Bir kilo et aldım. Adam kızdı, bu kadar az et getirilir mi eve dedi. Sen günde 3 kilo et yemelisin dedi, çalışıyorsun. Tabii bu bir basit bir Anadolu insanına, İstanbul'u bilmiş, hiç olmazsa paralı ailelerin yanında çalışmış. Böyle 3 kilo deyince bambaşka bir insanla konuştu ve sonra mesela arkadaşlardan da Amerikalılarla dost oluyorlar. Ne hissettiniz orada sizin? Eve davet ediyorlar. Evet. Mesela konuştukları şey arabalarından, yok bilmem yani kontak çalışmıyor. Böyle tabir ettim. Yani enteresan bir şey. Sizin Robert Kolej'deki hocalarınız değil onlar ve siz orada bir şey anlıyorsunuz. Anladım. Diyorsunuz ki Türkiye, işte bu Moskova bir taraftan Sovyet rejimi bambaşka bir tesirin etkisi altına giriyor diyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Sizin hatta anti-emperyalist düşüncelerinize de şey yapıyor, bu ilham veriyor. Doğru mu? Yanlış evet, analizim. Evet, tabii. Değişiyor dünya yani. O Amerikalılar farklı. Evet. Sonra oraya giden arkadaşlarımız esas Amerikalı o zaman orada tanıdı. Yani kötüsü de var, iyisi de var. Bizim hocalar gibi akıllı ve geniş fikirli adamlar var. Onu herkes, kardeşlerim de İngiltere'ye falan gittikten sonra farklı insanlar var dünyada. Onu öğrendik yani. Enteresandı. Yani yabancılar tarafından yetiştirilmiş insanlar olduk. Oldunuz. Evet. Ama hiçbir zaman sizin sınıf değil mi? O özünü hiç kaybetmemiş. Hiç. Ve halkına karşı içinizdeki tek hani daha böyle aşırı sağcı Altemur Bey hariç, ki o da öyle. Siz böyle hararetli de tartışmalar yaparmışsınız. Evet. Hatta bir hikayeniz var değil mi? Siz onu görünce şey yaparmışsınız. Kurt o sol yumruğu. Onu sizden dinleyebilir miyiz? Ben ona şey, ama çok sonra o. Şey çıktıktan sonra Bozkurt, tabii biz okulda değildik artık, tabii. Artık hayattaydık. Ama görüştünüz, hiç ilişkiniz bozulmadı. Bozulmadı, bir gün karşılaştık. Ecevitlerle de bozulmuyor değil mi Ahmet İsmanlar? Kimse birbiriyle...
şey bir yerde bozuldu. Altemurlarla, Kılıçla. Yok, Altemurlar değil. Bu şeyin kitabında, Ahmet İsvan'ın kitabında görürsünüz. Evet. Onu şey İsmet Paşa'dan ayrıldığı zaman şey Ecevit biliyorsunuz bir büyük tartışma oldu partinin içinde. Evet. Ve Ahmet Ecevit'le İsmet Paşa arasında şey bulmaya çalışıyordu. Evet. Olamadı. Ve Ahmet Ecevit'in tarafına gitti. Geçti, evet. Sonra onlar İstanbul yüzünden anlaşamadılar. İkinci belediye seçiminde onu aday yapmadı. Çünkü Ahmet'in karakteri başkaydı. Evet, onu da rahmetle analım Ahmet İsvan'ı, eski İstanbul Belediye Başkanı. Son zamanlara kadar beraberdik, görüşürdük. O çok şeydi. Hatta İstanbul'a geldiği zaman, çünkü kaybetmişti, seçilememişti seçimde. Ecevit onu çağırmış. Demiş ki sana 7 bakanlık bir yer vereceğim. İstanbul şeyi olacaksın. Evet. Başkanı, belediye başkanı oldu. Ve İstanbul'un berbat vaziyette olduğunu gördü. Gitmiş Ecevit'e bunu anlatmış. Kitabında var bunları. Evet, anlatıyorum. Evet. Başka bir şey. Bunu anlatmış. Demiş ben sana İstanbul hakkında bir rapor vereceğim. Demiş. Bana 1,5 ay filan zaman ver. Ben İstanbul'un bütün meselelerini dökeceğim ortaya. Evet. Bana 1 gün vereceksin. Evet. O gün bütün elemanlar sana rapor verecek. Evet. Ve 1-2 ay bunu hazırladı. Bir yer tutmuş Florya'da. İşte bütün İstanbul'un bütün trafik dahi bütün meseleleri döküldü. Uzmanlar vardı. Onlar evet. Hazırladı. Ondan sonra bir gün Ankara'ya telefon etti. Evet. Demiş sözü var bana başbakanın. Bir gün tahsis etti. Ne gün gelmek isterse biz hazırlanalım dedi. Bir telefon geldi. Yarın saat 9'da gelecek. Saat 11'e kadar sizinle görüşecek. 2 saat. 2 saat. O dedi bana 24 saat verecek. Evet. 2-3 defa telefon etti. En sonunda olmadı, gelmedi. Orada da bir bozuşma oldu. Evet. Fakat daha kitapta okursunuz. Evet. Siz ama hep görüştünüz değil mi? Ben bütün herkesle görüştüm. O sınıftan, zaten yoktum burada. O sınıftan gelecekte bir başbakan çıkacağını, çok sert bir Türkçü çıkacağını, işte İstanbul Belediye Başkanı çıkacağını ve Türkiye İşçi Partisi'nin kurucusunun çıkacağını kim bilirdi? Siz bilir miydiniz? Sizdeki bu ilk şey yoktu. Bir şey olmak istiyorduk. Evet. Bizim için mesela Ahmet İsvan derdik. Türkiye'nin Tarım Bakanı. Tarım okuyor Londra'da. Yani. Tarım okuyordu. Bu Tarım Bakanı olur. Evet. Altemur'da işte karışıktı çünkü babası yüzünden. Kılıç Ali yüzünden bir takım şeyler vardı. O da oğlunun fazla karışmasını istemezdi. Evet. Biz kolejdeyken Turancı olan yani Türkçü olan dergilere şey gönderirdi. Makale. Yazı. Altemur ve güzel yazılar gönderirdi. Fakat bazen babasının soyadını kullanırdı. Kılıç Ali oğlu. Hmm. Babası bunu duyunca evet. Çok kızmış. Çünkü siyasi bir şey. Tabii Kılıç Ali de Atatürk'ün en yakını, sırdaşı. Evet, Atatürk'ün sırdaşıydı. Sırdaşı, evet. Böyle bir isminin böyle aykırı bir dergide evet. O zamanki gidişe aykırı bir görüşmesini. Bu sefer soyadı değiştirdi. Harpoğlu. Hı-hı. Harpoğlu diye. Ben de bir gün vallahi babana telefon edeceğim diye. Bülent Ecevit politize miydi efendim o yıllarda? Politize. Siz daha politizeydiniz değil mi mesela o zaman Bülent Ecevit'lere? Politize değildi. Değildi.
Tabii bizim enteresan, şimdi biz kolejde evvela Atatürk devrini yaşadık. Evet. Ben şey Ahmet İsmail Nezi, Ecevit, Atatürk yaşıyordu. 36, 37, 38'de vefat etti. Evet. Ve biz tabii hasta olduğunu ancak çok ağır hasta olduğunu ancak ölümünden 1-2 veya 3 ay evvel farkına vardı. Toplum da öyle öğrendi değil mi? Bütün toplum böyle öğrendi. Herkes biliyordu. Fakat kimse konuşmuyordu. Öyle bir terbiye vardı. Evet. Öyle bir şey vardı ve biz tabii şey Altemur büyük abisi de vardı. Keskin. Keskin daha sakin, daha ağırbaşlı bir arkadaştı. Altemur daha şeydi fakat onlardan bir şey sezdim. Onlar biliyordu. Biliyorlar. Atatürk İstanbul'dayken yani evvela şeyde Sabahona'da ondan sonra onlar biliyordu. Evet. Fakat yine kelime çıkmıyordu hastalığı hakkında. Sizin o yıllarda şimdi tabii artık yavaş yavaş şeye doğru geliyoruz. Sosyalist ve işte Mehmet Ali Aybar'la tanışıyorsunuz falan. Bir ilk bölümümüzde bir 10 dakika kaldı. Yani Nazım'la olan siz de bu arada iş hayatına giriyorsunuz, üniversiteyi bitiriyorsunuz falan. O sizin önce şunu sormak istiyorum izninizle. Hikayeleri dinleyeceğiz ama işte Nişantaşı'nda büyümüş bir çocuksunuz. Obert Kolej'de okumuşsunuz. Bir çevrenizde işte Yahudi cemaatinde sol ya da o zaman işte komünist sosyalist fikirlere çok hani yakın bakılmıyor. Korkuluyor filan. Ama siz hem o içinizdeki anti-emperyalist damarla çok farklı da bir çizgi çekiyorsunuz ve yanlış hatırlıyorsam, yanlış aktarıyorsam lütfen düzeltin beni. Bu içsel yürüyüş benim kendime olan güvenimi, açılımımı bir şey sağladı gibi bir sözünüz var. Bu nasıl bir şey efendim? Bunu bir dinleyelim sizden ne olur. Doğru mu ifade ettim bilmiyorum. Evet, yani öteki olarak yaşamak istemedim. Evet. Bütün şey. Çok ben önemli. Bu toplumun adamıyım. Evet. Benim için çok büyük tazik, annem tazik ederdi. Ben seni İngiltere'ye gönderirim. Maydan bu. Ben Türkiye'den çıkmak istemiyordum. Bir şey yapacaksam kendi memleketimde yapacağım. O bir şey mi, bir öteki olmamak şeyiydi. Kabul etmemek mi diyorsunuz? Kabul etmiyorsunuz öteki olmamak. Kabul. Sonra bakıyorsun başka memleketlere, bilhassa Rusya'da. Rus tarihini okuyorsun, hepsi Yahudi. Evet. Sorarmışsınız değil mi? Troçki Yahudi mi baba, Marx Yahudi mi baba diye. Okuyorduk yani. Ve sonra babamın da geniş bir kütüphanesi vardı. Orada sağcı bir Revue de Domon diye sağcı bir çok önemli bir dergi vardı. Ayda bir çıkardı. Ve en ileri Fransız yazarları sağcı. Orada makaleler düşerdi. Ben de onları okurdum. Evet. Bilhassa başka bir dünya vardı diyordum kendi kendime. Evet. Bir de sağ dünya var. Fakat bir gün bir kitap okurken bir de sağcı çıktı karşıma. O da bir Yahudi ismiydi. Yani bir hahamın çocuğu. Onu okudum, enteresandı dedim. Bak, Türkiye'de hiçbir Türk dergisinde çok böyle çok az bir Yahudi yazar veyahut bir Rum yazar görebilirdim. Hangi kanattan olursa olsun. Hangi sanattan olursa olsun. Evet. Gizlenirdi. Neden bilemem. Ben bu tabii çok seneler sonra kendime bir şey yapabildim. Fakat benim kitabımı en iyi anlayan Ali Sirmen'di. Öyle mi? O ötekiliği hemen bulmuş. Evet. Okumak, o ötekiliğe karşı savaş vermek. Evet. Ötekiliğe karşı savaş vermek için birisine katılmak lazım. Evet. Solcu olmak nereden
İşte kitabınızda anlatıyorsunuz ama izleyiciler. Sonuç olmak ondan geliyor. Ailenizde yok, şeyde yok filan. Yani bu benim en komik şey, bir gün evde babamın okuduğu yerde, evet, yerde bir kitap gördüm Türkçe. Aldım, Nazım Hikmet. Evet. Irkçılığı anlatıyor. Bir değil mi? Düz yazı kitabı. Nazım'ın şiir kitabı değil. Şiirde bir düz yazı, bir şey haç var. Şey haçı. Domalı haç var. Domalı arkadan ırkçılığı anlatan. Ve evet, bir kuru kafa. Evet. Babam bunu okuduğumu görünce elimden kaptı. Evet. Böyle şey okuma diye. Evet. Ben de bir şey diyemedim. Eve geliyor kitap ama onu size... Oradan bulamadım. Bulamadım. Bizim şeyin arşivinde buldum o kitabı. Vakfın arşivinde. Yıllar sonra Nazım Hikmet. Yıllar sonra. Eskisi de yok. Evet, bizde yazak olan kitap. Evet. O vardı. Şey tabii bizim o sırada unutmayın ki faşizm gelişmeye başladı. Çok yüksek değil mi? Evet. İtalyan faşizmi ırkçı değildi. Evet, Mussolini'nin kurduğu faşizm mi? Hatta Hitler Roma'ya gidiyordu ve bir eniştem, ha Hitler Roma'ya gidiyor, şimdi şey olacak, Mussolini onu faşist şeylerin mezarına geçirecek, büyük faşistlerin. Hı hı. Evet, bilmeden meşhur Hitler bir Yahudi şeyine önünden geçecek. Evet. Böyle çiçek bakacak. Evet, belki de oluyor. Faşist. Evet. Böyle ve şaşırmıştım böyle. Çok bana İtalyan Musevi dostlarım vardı. Bana kart gönderirlerdi. Şeyden İtalya'dan köşesinde tarihi yazar, parantez içinde faşizmin 15. yılı. Hmm. Böyle. Enteresan bir durumdu ve itiyordu seni başka şeylere. Yani faşizme eğilim olan insanlar, bir de antifaşist olan bir eğilim var diyor. Evet. Nazım'ı okuyamadınız ama gene ama evet. O sırada anlattım, Hitler'in ırkçılığı bütün Avrupa'da tesir ettiği gibi Türkiye'de etkisi altına aldı. Nasıl bir etkiydi o entelektüel hayatta, siyasal hayatta? Yahudi sevmeyen. Yahudi düşmanlığı gene başladı. Yahudi düşmanı olur. Sebepsiz. Bu sağda da solda da değil mi? Yani evet. Her yerde olan bir eğilim. Ben mesela konuşuyordum. Sen iyi bir çocuksun ama Yahudisin diyor. Ulan ne münasebet. Endişe duyuyor muydunuz efendim? Hitler geliyor, yaklaştı falan. 12 dakikamız var. Onları da alalım. Hap sırasında bütün dünya memleketlerinde Hitler kapıya gelince, yani Hitler orduları Avrupa'da bilhassa, orada bütün Yahudiler şey olurdu. Ama Türkiye'de onu alkışlayanlar da vardı. Selanik düştüğü zaman falan değil mi? Onları da birkaç dakikamız var, sizden alalım. O devir çok enteresan bir devirdi. Bu 41 senesi Alman ordusunun Balkanlara girişi. Evet. Biliyorsunuz Ekim 1940'ta Mussolini Yunanistan'a harp ilan etmişti. Evet. Fakat maalesef, onun için maalesef İtalyan ordusu rezil olmuştu Yunan ordusunun önünde. Evet, ağır bir yenilgisi vardı. Ağır bir yenilgisi vardı. Onları kurtarmak için Hitler ve Nazi orduları geliyor. Evvela Yugoslavya'da bir darbe yapmıştı. Karşı darbeyle Hitler'e karşı gelindi. Maalesef Yugoslav ordusu 7 gün dayanabildi. Bu da Nisan 1941. Bu haberler geliyor ve endişe duyuluyor değil mi? Yok. Çünkü şimdi biz kolejde sabah kahvaltısı ediyoruz. Amerikalı hoca geliyor. Size bir haber vereyim çocuklar. Bir dakikamız var, bir ara vereceğiz. Lütfen kısaca toparlarsak. Alman ordusu Yugoslavya'ya ve Yunanistan'a harp ilan etti. O zaman büyük bir korku. Sonra anlatırım bunu. Yani evet. Türkiye'nin en zor yıllarıydı. Burada evet. Ve orada İsmet Paşa'nın
ustalığı gördü. Bir diplomatik ustalığı ve iradesi vardı. Evet. Efendim sevgili Maurice Kaba'ya hakikaten biz doyamıyoruz ve anlattıklarını umarım biz bütün hepsini yansıtırız. Küçük bir aramız olacak. Efendim ikinci bölümde tekrar devam edeceğiz. Küçük bir 4 dakikalık bir aramız var yaklaşık. Yeniden ikinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik bizi izlemeye devam ediniz efendim. Nasıl gidiyor? Dalda ödül adayı 12 film. Yıl boyunca D-Smart'ta. Ödüllü filmlerle dolu D-Smart sinema keyfi ve sınırsız fiber internet şimdi ayda sadece 69 lira. Ayrıca ilk ay tüm kanallar hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, büyüleyici filmleri ve dünyanın takip ettiği dizileri HD kalitesiyle izleyin. D-Smart her televizyona şart. Dünya ve Türk edebiyatında gündeme damga vuran yazarlar ve eserleri. Şiirden öyküye, bilim kurgudan tarihe kadar birçok türün incelendiği Kitapkolik programında birbirinden güzel eser kitap severlerle buluşuyor. Yeni çıkan veya hak ettiği değeri göremeyen birçok eser Kitapkolik programında gün yüzüne çıkıyor. Kitapkolik yarın saat 19.30'da Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Sevgili Maurice Kaba'yla Cumhuriyet'le birlikte büyüdüm kitabından başlayıp daha sonra şimdi yavaş yavaş Nihat Sargın'ın kitabını da ben sizin yakın dostunuz Köylüye Toprak Herkese İş biraz da Türkiye İşçi Partisi tarihini çok önemli bulduğum Türkiye çok büyük çıkış olduğu o tarihe doğru yavaş yavaş sizlerin daha sonra bir Afrika şeyiniz var. Bunları gerçekten genç izleyicilerimize gelecek kuşaklara önemli birer vesika olarak tarihsel bir hem belge hem de bir yaşam parçası olarak anlatmanızı lütfen istiyoruz. Şimdi efendim siz bu iş geldi ve Nazım Hikmet'in kitabını gördünüz. Oradan devam edelim isterseniz. Ve orada siz yavaş yavaş o sırada Türkiye'deki ortam, sol ortam, Mehmet Ali Aybar, Nihat Sargın bunlar çok önemli isimler. Ve İce Boranlar bir taraftan işte Fethi Naciler falan. Bir anlatır mısınız? Nasıl bir ortam var? İşte Demokrat Parti'nin dönemi geldi artık, savaş bitti. Ve bu sol fikirler yeşeriyor ama baskı altında her zaman olduğu gibi. Her tür işte hatta 6-7 Eylül olaylarının bile vebali solculara çıkarılıyor. Çileli bir hayat sürüyorsunuz solu seçenler. Evet. Şunu söyleyeyim. İkinci Dünya Harbi'nin üzerimizde büyük bir tesiri var. Evet. Tabii şu anlattığım Alman taarruzu Türkiye'yi çok etkiledi. Çünkü Alman orduları yurdumuza. Selanik gitti, Yunanistan gitti, adalar gitti. Evet. Türkiye. Fakat işte orada İsmet Paşa'nın politikası Almanlarla dedi biz ordularımızı çekeceğiz, siz de çekin. Zaten hissetmişti ki Almanya Anadolu'dan geçmesi çok zor olacaktı. Evet. Arkada çünkü Rusya vardı. Ve Cami Hoca onunla konuşurken böyle dedi. Türkiye şimdi yolsuz bir kıtadır. Ne dedi efendim? Yolsuz, yol yok. Yol olmayan. Tabii mesela İstanbul'dan Ankara'ya gitmek 15 saat. O trenle, o arabayla 20 saat. Evet. Yol yok. Yani bu Alman ordusunun bütün bu
makineli kuvveti Anadolu'ya geldiği zaman şey olurdu. Benzer bir durum Rusya'da da olmuş galiba. Sizin bir Beyaz Rus hocanız demiş. 12 saatte gidecek Alman ordusu Rusya'da dağılacak demiş size. Biz trenle 12 saatte gidiyoruz. O şimdi, 12 günde pardon. O 21 Haziran'da şeylerle, Almanlarla bir anlaşma yapıyor İsmet Paşa. Hı-hı. 21 ve hissediyor ki Almanya çekilmek mecburiyetinde. Çünkü bütün kuvvetleri Polonya'da, tabii Türk istihbaratı uyumuyor. Evet. Polonya'da, evet. Şeyde, Rumanya'da, orada toplanıyor. Bir anlaşma yaptı. Bir ay sonra da Rusya, Almanya Rusya'ya girdi. Girdi. Neyse, birçok hikaye var, bunu evet. Geçelim. Asıl mesele bu İkinci Dünya Harbi'nin bu son zamanları, yani Alman-Rus Harbi, Amerikalıların Japonlarla çatışması yeni bir takım fikirler attı oraya. Evet. Ve bütün dünya bir şey anlaşıyor. Bilhassa müttefikler, yani Rusya dışında müttefikler büyük bir sol hareket başladı. Hı. Ve bunu hissediyorduk. Hı. Dalga dalga geliyor yani. Dalga dalga, bilhassa Fransız dayanışma, gizli Fransız ordusu, hep komünistler. Fransız partizanlar, evet. Partizanlar, Yugoslavya'da hareket. Hı hı. Bu Yunanistan'da da var galiba. Yunanistan'da iç harpten sonra bizi etkiledi. Ben üniversitedeyken üniversiteye girdim. Evet. İktisat fakültesine girdim ve harbin son günleri, yani Alman Rusların Berlin'e girişi, müttefiklerin de artık Almanya'nın göbeğinde Almanlarla çarpışması, böyle bir şey vardı. Evet. Ve her yerde sol şeyler vardı. Bilhassa İngiltere'de harpten sonra hemen seçim yapıldı ve sağcı olan Churchill kaybetti. Evet. Solcu olan onun koalisyon şeyi, İşçi Partisi, evet, koalisyonlaydı. Evet. Onlar kazandı ve İngiltere değişti. Evet. Bütün fabrikaları, demir fabrikaları, madenler, hepsi yavaş yavaş devletin eline kondu. Hmm. Herkes, işçiler büyük haklar kazandı. Evet. Tabii biz de bir Türkiye'de bir şey yapabiliriz. Hmm. Ne var? Türkiye'de son ayları harbe yaklaşırken, Türkiye'de de barışa yaklaşırken, evet. Türkiye'de de bir çok enteresan iki şey oldu. Evet. Evvela toprak dağıtım, toprak kanunu. Yani toprak dağıtılacaktı. Hmm. Tabii bu toprak sahiplerini müthiş tepkisi, tesir etti. Bütün toprak reformu değil mi? Yani toprak reformu. Buna karşı 4 kişi çıktı Millet Meclisi. En başta Menderes. Menderes Atatürk tarafından bulunmuş bir kişiydi. Evet. Çünkü serbest fırkaya girmişti. Serbest fırkası kapanınca, evet. İzmir'de Atatürk de bütün şeyi gezmişti. Ege'yi. Teşkilatları, CHP örgütünü. Teşkilata bakmak için bunlar kimdi? Ve orada şeyi gördü. Tanıdı. Menderes'i. Bir ışık kalıyor herhalde ondan. Evet. Adam kızmış, bunu nasıl kaybettiniz? Bu adam nasıl gitti? Hı. Almış, meclise mebus yapmış. Hı. Arkadan da şart koymuş, üniversitede okuyacaksın. Hı. Avukat olacaksın. Yani bu adam birdenbire İsmet Paşa'ya bu toprak kanununa karşı uzun uzun konuşmalar yaptı. Evet. O sırada da 4 kişi ayrıldı partiden. Başta
Bayar. Bayar. Koraltan. Koraltan. Daha iki işte kişi vardı. Köprülü vardı. Bir de Marşal. Şeydi. Emekliye servisi. Çakmak, evet. O da, onu da kullandı. Ben Marşal'ın şeyini anlatıyorum. Cenazesi var. Cenazesini anlatıyorum. Bu müthiş bir şeydi. Evet. Türkiye'den bir şey değişeceğini orada görmüştük. Evet. Sonra yavaş yavaş partiden bahsettiler. Tabii bunu en iyi yapacak şeydi Celal Bayar, yanında Köprülü. Evet. Şey ve Cami Bey'den duydu. Celal Bayar şeye gelmiş. Cami Bey, Cami Bey'i de almak istemiş. Evet. Partiye. Cami Bey şey istemedi. Fakat iyi yaptı, yapıyorsun dedi şeye, Bayar'a. Peki ne isim vereceksin? Demokrat dedi. İsmet Paşa ile de bu hususta da anlaşmışlar. Bir Demokrat Parti. Demokrasi. Evet. O sırada da bir daha 40-45'e yani 45'te bir seçim yapıldı. Yerel seçim değil de genel seçim. Genel seçim değil şey seçim. İstanbul'da bir milletvekili. Ara seçim. Evet. Ve bunu ikinci şeyler yapacaktı. Münteyipler. Münteyip Sani denilen. Evet. Bizim seçtiğimiz seçmenler yapacaktı. O zaman de Hont yok değil mi? Tabii başka bir sistem var. Türkiye İşçi Partisi ondan değil mi? Çünkü de Hont şey sistemi yok. Yok fakat o gün ilk defa böyle konuşmalar oldu İstanbul'da. Ve seçim yapılacaktı. İkinci münteyipler bir yere geldiler. Şey, liman. İstanbul Limanı şeyi vardı. Yeri vardı. Evi. Evet. Yani büyük bir binaydı. Orada sandık getirildi. Münteyipler de bir kişiyi seçecekti. O sırada da birçok kişi ilk defa Türkiye'de kendiliğinden aday oldu. Ve adayın içinde de şey vardı, eski vali. Atatürk'ün valisi. O da İsmet Paşa'ya karşıydı. O seçildi. O seçildi. Çok enteresan. Belli oldu yani diyorsunuz. 50 seçiminin 50, sonucu 40, yaklaşık olarak böyle 46. oldu. Ondan sonra Demokrat Parti kuruldu. Tabii büyük bir... O bir cesaret mi verdi efendim? O bir cesaret mi verdi? Cesaret verdi. 46 seçimleri berbat oldu. Ben bulundum. Pazarlıkla oldu. Peki o sırada Mehmet Ali Aybar falan... O sırada... Bir de onu alalım sizden. O sırada ben kolejdeydim. Mehmet Ali Aybar'ı şeydeydi, mahkemedeydi. Komünizm propagandası yaptığından dolayı mahkemede mi? Şey, Cumhurbaşkanı'na hakaret vardı. Ve mahkum olduğu gün şeye gittik, mahkemeye gittik hocayla. Tanımıyorsunuz. Cami Bey getirdi. O 2,5 bilmem kaç sene yemişti. O da genç değil mi o zamanlar? Kaç? Gençti. 30 yok herhalde. Yok daha. Öyle işte, mi? İşte o şey oldu. Milli sporcu falan. Şeydi, doçentti. Doçent, evet. Fakültede, orada fakülteden koptular. Evet. Mahkemeye girdi. O gün mahkum oldu. Beni tanıştırdı. Ben de Mehmet Ali bir şey duydum. Ben bu adamı tanırım. Bu bizim şey, koşucu şampiyon. Çünkü ben kolejde şampiyondum, koşardım. Öyle mi? O da bir öteki olmamak için yaptığım bir şey. Ben de katıldım. O dedim yok, şeydi, doktordu. Hukuk doktordu. Evet. Ha, enteresan dedim. Ve böyle tanıdım Mehmet Ali Bey'i.
Yargılandı ve ceza aldı. Ceza, o gün ceza aldı. Hapse girmedi daha. Ve o hapseydi. Girdi, evet. Ben onu şey yani... Eli kelepçeliyken, evet. Kelepçeli taradım. Ondan sonra avukat olunca, çalışınca ona giderdim. Konuşurduk. Çünkü beni... Cami Bey rahmetli beni tanıştırdı ama bahsettiğim kişi dedi benim için. Evet. Bahsettiğim genç. Evet. Evet. Hapse girdi, yattı. Yattı. Sırada... Sonra şey, af çıkmıştı. Hı-hı. İşte o sırada da Nazım da çıkmıştı. Tabii Nazım'a gelince ben... Nazım'la ilgili şeyi de istiyorum sizden. Sizin onunla ilgili... Kolejdeyken... Evet. Tabii Tuna Baltacıoğlu vardı, İsmail Hakkı'nın. Tuna Baltacıoğlu'nun annesi o zamanki şeyin Nazım'ın Piraye'nin şey oluyordu, akrabası. Piraye Hanım'ın akrabasıydı, arkadaşınızın annesi. Evet. Ya teyzesi. Teyzesi. Ben de Tuna'nın evine gidince Piraye Hanım'la tanışmıştım yani. Evet. Fakat evin bir Nazım ondan sonra kulağıma gelmişti, Nazım'ın hanımı. O sırada Nazım kimse pek de bahsetmiyor değil mi? O zaman Nazım da sakıncalı olduğu için pek konuşulmuyor değil yalnız mi ortada? Yalnız Nazım'la bizim hocamız başlığında, edebiyat hocamız. Hı-hı. Çünkü kitapta Nazım için bir yer açılmıştı, ufak bir yer. Fakat fikirleri zararlı dedi, cümle böyle bitmişti. Böyle cümle yazıyor, şair ama fikirleri zararlı, öyle mi? Evet. Az bahsetmişti hocamız ondan. Evet. Fakat bizde Tuna her gün bazen haftada ayda bir böyle şey kağıdı, pelo kağıdı, üçüncü, dördüncü, belki beşinci basış, evet, karbon kağıdını şiirler getirirdi. Böyle dört kağıtla elden. Kağıt. Yani. Bu Nazım'ın şiirleriydi. Yasak tabii o şiirler değil mi Enzo? Şeydi, yeni yazıyordu. Piraye Hanım'a gönderirdi. O zaman daha Bursa'da değil Bursa'da mi? Bursa'da cezaevindeydi. Piraye Hanım'a gönderirdi. Şeyde Mehmet Fuat da şey... Üvey oğlu yani Piraye Hanım'ın oğlu. Ve aynı yerde Tuna ile otur. Bunları basarlardı. Bir kopya bize gelirdi. Tekstil makinesiyle değil mi? Öyle şey değil. Yok yok şeyle. Makineyle. Makineyle. Bunlar gizli. Hmm. Onlar biz de okurduk. Ecevit de okurdu. Evet. Verirdik. Ve her seferinde Tuna geldi mi ikide bir de bir şey var mı? Bir şey. Evet. Ayda bir. İkide bir. Böyle seneler bir okuldan çıkmıştık. O da nişanlanmıştı. Ben de nişanlanmıştık. Nişanlarla beraber, hanımlarla beraber bir tiyatroya gittik. Evet. O sırada yine ben böyle yaptım. Bir şey var mı? Evet. Nazım'a bir şey çıkardı. Ulan dedim, bu bir şey, bez parçası. Hmm. Yün bez parçası. İşte annemin emri var sana. Hmm. Ne? Bu orada yapılıyor. Bursa cezaevinde yapılıyor. Orada. Başka Bursa denmez. Tabii, orada diyor. Orada yapılıyor. Onu söyleyemiyorsunuz. Söyleyemiyorum. Çevrede muhbirler olabilir, polisler olabilir. Olur. Evet. Bunu satar mısın? Ben hayır diyemedim. Evet, gönder bakalım, ne yapalım. Ben kumaştan anlarım. Tekstilci. Tekstilde. Okullar bitmiş falan. Tekstilde. Getirdi. Böyle bir topla. Kumaş şeyden, toplar. Evet. Fakat şey, iplikle yapılmış. Elle değil mi? Bursa'daki mahkumların, Nazım ve diğer mahkumların. Makineler vardı. Evet. Böyle bir 4-5 arkadaş orada işçiyle, oradaki mahkumlarla bunları... Ben baktım, iyi sağlam yapılmış. Geldi, getiren adam fazla konuşmadı. Bıraktı ve gitti. Evet. Ben gelip çağırdım, bir tanıdık var, bir hanım. Baktı, sen bu işe nasıl girdin? Canım, bir arkadaş para borçlu bana, dedim. Hmm. Bunları gönderdi. Mecburen bir hikaye yazıyorsunuz. Ben bunları boyayacağım. Baktı, bunlar da güzel kadın mantosu yapılır dedi. Evet. Onun için bugün
renk şeydi, koyu mavi, koyu. Hı hı. Onu gösterdik, nap boyanesi vardı. Oraya gönderdim, parasını da verdim. Hı hı. Ve sattım. Yani apres yapıldı, gayet böyle güzel topla, sattım. Ben hiç parayı tuttum, bir adam geldi, daha mal getirdi, para verdim. Böyle fazla konuşmadık, hesap yaptık, teşekkür ederim, gitti. Müthiş bir şey ama bu. Polis miydi şey, yine aynı şekilde bir iki defa devam etti. Evet. Ayda bir, iki ayda bir gün adam geldi, bana renk lazım. Ne rengi dedi, bir tüp çıkardı. Resim. Hmm. Boya. Boya. Kim istiyor, o nasıl istiyor? Nazım istiyor yani. Nazım istiyor. Nazım içeride resim yapıyor yani ve şey, sizden evet. Balaban da var. Balaban da var ressam. Kemal ben, Tahir filan da orada değil mi? Orası evet, öyle bir cezaevi. Evet, onları gönderdim. Gitti. Sonra gelmemeye başladı kumaş. Tabii o sırada ben de bir dernek kurmuştum. Bu dernek de bir gazeteci arkadaş, fakülteden tanıdığım, evet. Aynı zamanda gazetecilik yapan, onunla tercümeler yapardık. O beni bir dernek kurdu. Bu dernek İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği. Evet. Yüksek, onu kurduk, ben de kurucusu oldum. Yönetim kurulunda çalıştım. Fakat tabii sol bir dernek olduğunu anladım hemen. Evet. İyi. Fakat fazla bir şey yapamadık. Evet. Yine gazetemiz vardı, Hür Gençlik. O çıkardı. Fakat hep korkuyordu, korku ile. Sonra ben fakülteden ayrıldım. Otomatik olarak şeyden ayrılmış oldum. O dernekten. Dernekten de düşmüş oldum. Düşmüş oldum fakat istifa etmedim. Hı-hı. Polis tarafından bu benim aleyhine kullanılan bir koz oldu. Sonra içeri alındığınız zaman. O geçti. Tabii ucuz. Ben tabii bir ay kaldım. Ondan sonra sebep yoktu. Fethin Ağacı şey diyor değil mi anılarında, aramızda parayla tahliye olan ilk insan Boris Kabay'dı diyor, sosyalist olup değil mi kefaletle tahliye olmuş. Onu ben çok kızmıştım. Evet. Siz istememişsiniz. Ailede şey dedim, avukat tutmayın. Evet. Ben nasıl olsa çıkacağım. Fakat onlar tuttu, avukat da şey mafya avukatıydı. Evet. Başka bulamadılar. Evet. Böyle çıktık ama çok sıkıştık. 5000 lira bulmak o zaman meseleydi. Evet. Sizin bir de Nazım'ın galiba bu kumaş hikayesinin sonunda sizin bir evlilik hediyesi de size gönderiyor değil mi? Orayı da atlamayalım. O bir hediye. Müthiş bir hikaye o. Evet, fakat hiçbir zaman Nazım'ı görmedim. Hiç görmediniz. Şimdi Hür Gençlik Nazım için bir şey başlamıştı. Kampanya. Serbest bırakılmasına dair. Serbest bırakılmasına dair. Ona hiç karışmadım. Çünkü bu iş ortaya çıkmasını istemiyordum. Evet. Daha ziyade karışmadım fakat karışmadım desem ne olduğunu biliyordum. Evet. Ve dedikodular çıktı. Başka bir hanım vardı. Evet. Ve daha kirayı değil Münevver Hanım dönemi. Münevver Hanım. Ben biraz görmüş. Kararsız kaldınız. Kararsız kaldım. Mehmet Fuat size görüşme onunla filan dedi mi? Mehmet Fuat çıkmıştı. Acaba görüşebilir miyim? O katiyen dedi. Görüşebilirsin, sana gitme diyemem dedi. Fakat bizim eve ayak basamazsın dedi. Evet. Bir ondan görüşmediniz. Müthiş bir şey bu. Ondan sonra Tuna benim en iyi arkadaşım. Evet. Yakın arkadaşım. Bu aile benim şey arkadaştır. Pardon, toparlamak istiyorum izleyicilerim için. Bir daha lütfen sözünüzü kesmiş gibi değilim. Siz Nazım'ın hayranı, sizi etkileyen, sizi solcu yapan büyük şair ve onu hapishanede onlara, mahkumlara
o gelir kapısı kazandıran bütün işleri, her türlü şeyi göze alarak alıyorsunuz. Fakat size arkadaşınızın ailesi Piraye Hanım'ı bıraktı, münevverle gitti deyince siz çok istemenize rağmen Nazım'la tanışmıyorsunuz değil mi? Tanışmıyorum. Zaten çok tehlikeliydi. Evet. Evine giden ertesi gün polise giderdi. Evet. Yani yakalanırdı, ne konuştunuz diye. Boş ver dedim, evet. Gitme. Fakat sonra ailenin büyük şey var, şimdi oturdukları yer Altunizade. Evet. Altunizade büyük bir yerdi, büyük bir köşktü ve muazzam toprağı vardı. Bunu satışa çıkardılar. Fakat işte Nazım'ın eski karısı yüzünden bunu çok büyük propaganda ile satmak istemediler. Benim Tuna'nın annesinin isteği üzerine, arzusu üzerine benim yazıhanemi satış yeri olarak istediler. Siz o hikayenin bütün görünmeyen kahramanı ve yüzüsünüz aslında. Onu ben satamadım fakat bu alacak olanlar problemi derhal çözdüler. Evet. Beni gördükten sonra bir sağa sola sordular. Dediler Mehmet Fuad'ın arkadaşı. Tamam hemen Mehmet Fuad'a giderlerdi. Evet. Ben de onları oraya gönderirdim. Evet. 15 dakikamız falan kaldı. Bir de tipli yılları dinlemek istiyoruz. Çünkü Afrika'yı da vakit kalsın. Evet. Gelelim şimdi tipli yıllara. Türkçü Partisi. Nihat'ı ben dernekte tanımıştım. Hı hı. Ve hiçbir zaman şeyimizi kesmedik. İlişkinizi. Dernek haberlerini ondan alırdık. Tabii Nihat'ın üstünde epeyce belalar gelmişti. Hapse düşmüştü. Mahkum olmuştu. Fakat sonra yedek subaylığını yapabildi. Evet. Doktordu. Bir gün duyduk ki tabii şey oldu. En önemli şey tabii 6-7 Eylül. Evet. 6-7 Eylül'ü ben seyrettim. Fakat bunu en iyi çok kötü olacağını benim halam seçmişti. Hı. Halam o sırada Mısır'da oturuyordu kocasıyla. Evet. Ve kocasıyla İstanbul'a gelmişti. Yazı geçirmek için. Evet. Bir karışıklık gördüğü zaman başlayınca evindeydi, aman eve git dedi bana. Niye ya, küçük bir nümayiş dedim. Uh-huh. Yok dedi, bu şey gibi olacak. Aynı Mısır'daki gibi olacak. Atina gibi, Kayre gibi. Şey zamanı. Nihat Bey'i 6-7 Eylül'den sorumlu mu tuttular? Solcuları sorumlu tuttular. Nihat böyle kaç kişiyi? Aziz Nesin'i. Aziz Nesin de öyle değil mi? Öyle, hepsini böyle. Çünkü o sırada öğrendik. Ya o değişen bir şey yok. Bugün her olayın altından solcuları tutmaya... Onlarda millist de vardı. Hı? Bunu komünistler yaptı birisi dedi mi bakanım biri. Evet. Çıkarıyor millist de bunlar yapar diye. Evet. Verirler, toplarlar. Ondan sonra polisler bile kısar. Evet. O dönemleri de bir anlatırsınız. Ben bunu ilk defa... için 15-16 hadiseler olmuş sokak 70 senesinde. 15-16 Haziran. 15-16 Haziran. Yine aynı şey. Beni gelen, almaya gelen polis küfretmeye başladı. Size. Ya bana değil. Hmm. Ortalığa. Hmm. Hep ölü listeleri, isimleri verdiler. Filanı al. Gidiyor. Ya o iki sene evvel öldü. Allah Allah. O da fişleri çıkarıldı. Tabii hep fişlenmiş. Fişlenmiş verirler. Git şunları yakala. Yani aynı şey. Metazori bir durum değil mi? Bir şey olduğunda 6-7 Eylül. Benim için bilhassa ben FAO'da çalışırken bir gün beni çağırmıştı Pendik kaymakamı. Dedi bir çocuk var, iş arıyor. Üniversiteye girecek, bir de İngilizcesini. Hı hı. Senin yanına verelim onu dedi. Sonra çok iyi bir çocuktu ve babası birinci şubede amcası birinci şubede en büyüklerdendi. Evet. Onun da ricası var dedi. Hmm. Aldım onu.
Ben yanımda çalışan adam birinci şey yani polis tarafından tanınıyor, ben de tanınıyorum. Beni aldılar. O çocuk deli gibi çevirdi, gitti amcasına, patronumu aldılar. O da şaşırmış. Evet. O da ne işi var? Yine anlattılar sonra bana şey, fişleri kaldırdılar. Hmm. Orada bir yerde fiş, bir liste var. Size hep alıyorlar. Bu listeler bir şey şimdi. Türkiye İşçi Partisi, ya bütün bu geçmişten geleceğe, bölünmesinden yükselişine, çıkışına nasıl bir heyecandı Türkiye'de? Bugün için, şimdi biz, bugün bir, için biz bir, buradan ne dersler çıkartırız? Büyük bir heyecan. Şimdi Türkiye'de daima bir sol hareket olmuştu. Kaç kişi tanıdım böyle şeydeyken? Eskiden büyük solcuydu. Zamanla kurtulmuştu. Şimdi bir parti kuruldu. Acaba nasıl yardım edebilirim? Hı-hı. Büyük tüccar. Evet. Acaba Mehmet Ali Bey'i tanıyor. Acaba nasıl yardım edebiliyor? Evet. Çünkü resmi olmuştu. Evet. Artık hükümetin kabul ettiği. İlk defa değil mi? Legal bir parti olmuştu. Legal bir parti. Ve çok dikkat ediyorduk. Yani, bir de sizin orada değil mi bir bildiri var mesela, mis çok dikkatle yazılmış. Müthiş bir bildiri. Kitabınıza tekrar baktım ben. O kadar dikkatli ama o kadar her şeyin söylendiği bir bildiri ki, kişi olarak her birimizin insanca yaşama şartlarına kavuşmamız, toplum olarak ileri bir ülke durumuna gelmemiz ise kişi olarak her birimizin inan ve şekle diye başlayan müthiş bir metin efendim. Ben buna tekrar baktım. Evet. Bu çok miskalle ölçülmüş diyor değil mi buna Mehmet Ali Bey? Miskalle ölçüyoruz dedi. Hı. Ben dedim ne olacak? Kaç defa yaptırdın bana? Siz yapıyorsunuz. Ben de kaç defa? Miskal dedi. Sen de sana dikte ettiğim zaman diyor bazen duruyorsun. Hayrola diyordum. Ne düşünüyorsun? Bunu biraz değiştirsin. Bunu biraz daha yumuşak yapsak. Çünkü bizim üzerimize bir tasdik vardı. Evvela bizi tutanlar vardı. Aman hata yapıyor. Bir de eski tüfekler vardı. Beğenmeyenler, burun kıvıranlar. Onlarla konuştuğumuz zaman çok zordayız diyor. Bizim idealimiz böyle bir parti kurmaktı. Siz kurdunuz. Ve dışta kalmak mecburiyetimiz. Yön dergisi filan da böyle miydi? Yönün tavrı filan da böyle miydi? Yön şeydi, Halk Partisi'nin çok soldaki bir hareket değil. Doğan Avcıoğlu ekibi. Doğan Avcıoğlu. Biz toplantılarına gittik Doğan Avcıoğlu'nun. Ama ilgi göstermedi değil mi orada Türkiye İş Partisi? Ya ben bir gün dedim beyefendi konuşuyorsunuz. Fakat işçi sınıfından, işçiden söz yok. Evet. Onları dinleyelim evvela. Evet. Ve ben çok şeye kızardım. Kullandığımız dil çok üstün bir dildi. Köylü anlamazdı bunu. Evet, çok entelektüel olmaya karşı çıktınız dil olarak. Dil daima bugünkü Cumhurbaşkanı gibi konuşan bir dil var. Ama öyle dil, efendim öyle dil de varmış. Onu da rahmetli analım Orhan Arsal. Evet. Avukat, siz onu İstanbul Belediye Başkanı adayı göstermişsiniz. Şöyle bir konuşma yapmış. İşçim, köylüm, esnafım, dar gelirli kardeşim. Dar gelirli lafı da o zamanlar yeni değil mi? Evet. Genç arkadaşım, etme eyleme, gel beni dinle. Hep bir olalım, seçim sandıklarına koşalım. Türkiye İşçi Partisi adaylarını kazandıralım. Türkiye İşçi Partisi adaylarını kazandıralım ki onlar Türkiye'de toprak reformunu... Ya bu çok aslında yalın bir dil ve ilgi de, etki de görmüş. Türkiye'nin her tarafından oy da alınmış. Kaç kişi o konuşurken... Evet. Savcılığa kaç kişi telefon etmiş? İhbarda bulunuyor. İhbarda. Ama alkışlayanlar da oluyor değil mi? Alkışlayanlar da oluyor. Şöyle düşünüyorum, ne dersiniz? Türkiye İşçi Partisi bu tür bir hareketle Türkiye'ye ilk defa solu, sosyalizmi meclise soktu. Evet, bir de sevdiren. Ve bunu en bize bunu sonradan aramızda anlattırdık bunu. Hı-hı. Bir gün mecliste son 5 dakikamız hızlı gideceğiz. Giderken bizim milletvekili başta Mehmet Ali Aybar asansöre girdiler. O sırada da koşa koşa bilmeden Demirel girdi aralarına. Böyle tabii gayet terbiyeli, aman dedi. Siz meclisi değiştirdiniz.
yeni bir çalışma metoduna soktunuz. Yani rakibi ve başlığı ama bunu söyleyebiliyor. O zamanlar demokrasi kültürümüz daha ilerideymiş. Daha ileride. Tabii dinlerlerdi. Çok dikkatle dinlerlerdi. Çünkü Beyci Hanım konuşurken, Sadun Ağen, Mehmet Ali Bey konuşurken ders verirler. Çok kuvvetli hatiplerdi. Evet. Hepsini de kuvvetli hatipler. Işıklar içinde yazsınlar rahmetle analım. Çok rahmetle analım. Böyle Türkiye için büyük bir şeydi. Efendim bir iki dakikamız var. Bir de Afrika dönemine gelelim. Bir iki dakikada mesajınızı alacağım. Türkiye İşçi Partisi'nin hataları, sevapları için ayrıca bir program daha isterseniz eğer lütfederseniz yapalım. Daha. Hatta belki o dönemden bir Tarık Ziya ikinciyi falan da çağırarak birlikte çok mutlu olurum. Ben çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum yani eğer siz de bu konuda şey yaparsanız. Daha sonrası tabii darbeler şeyler. Siz bir artık bir böyle her şeyden bir sıkılma ve kendinize bir hayat bulma için bir de Afrika yıllarınız var. Yok ben şimdi meclise soktuğumuz 15 milletvekili soktuk. Hı hı. En çok çalışanlardım da aralarında biri ben de vardım. Evet. Yani benim için bir şerefti. Evet. Hatta ben 11. sıradaydım. Siz ön seçim bile kazanmışsınız değil mi Türkiye İş Partisi'ne? Onu da söylemiştim. Ne? Ben ön seçimle geldim demişsiniz bir arkadaşınıza. Evet ön seçimle geldim çok kötü oldu. Evet. Çünkü bütün ötekiler önüme geçti. İyi kazanmıştım ama olmadı. Olabilirdi ama değil mi? Seçilebilir. Mehmet Ali Bey çok kızmıştı. Hmm. Ön seçime girmedim çünkü seni arkadaşları meclise isterim size. Hmm. Ben dedim ön seçim. Ben sivim böyle. Evet. Bugün dedim. Bunları hakikaten ibretle ve ne kadar uzak bir gezegenden geliyor gibi dinliyoruz. Yani, bugünkü olayları düşündüğümüzde. Şimdi öyle bir şey oldu ki artık Ankara'ya gidiyordu. Ben artık da işlerimi çok bırakmıştım. Yeni iş aramaya gittim. Çok zordu. Nereye müracaat etsem, hatta bir arkadaşla ortaklık kurduk, olmadı. Bir iş ararken işim vardı, ortaklarım tekrar beni istiyordu. Evet. Boş ver dedim, iş bulayım dedim. Bir İngilizce şey gördüm, ilan. Müracaat ettim. Fakat dikkat ettim. Yani yazdığım mektup hemen çağırdılar beni. Fakat ben yaptığım müracaatta kendimi tanıttım. Hmm. Arkada şeydi koydum. İki dakikamız var. Hızlı alabilirsek vaktimizi doldurdum. Arkada da şey koydum. Ben İşçi Partili'yim dedim. Hmm. Almasın. Yani beni aldıktan sonra farkına varsalar atarlardı. Hmm. Ben başta koydum bunu. Yani, belki o etkili geldi onlara. Hiç birleşmiş. Kaç yıl çalıştınız efendim? Çok kısa süre var. 16 sene. 16 sene Afrika'da kaldınız. Mozambik'te. Yo, 18 sene. 20 sene şeyimdi. Hizmetim. Müthiş bir dilim ya. Kaç yıl? Çoğu Mozambik miydi? Yok. Evvela 3 sene Çat'ta. 3 sene Senegal'de. 1 sene Roma'da. 7-8 sene Mozambik'te. Efendim programda hakikaten vaktimiz yetmedi. Bir gün de bunları dinlemek isteriz. Olur. Bir dakikamız var. Bütün bu yaşanmışlık içinde bir geleceğe, gençlere, Türkiye'ye ne dersiniz? Ne yapmalı, ne olmalı? Onu size bırakıyorum sözü. Zor bir doğumdan geçiyoruz. Yani fakat çok okumak lazım. Mevcut bilgiyle telefonla bilgi edinemezsiniz. Gençlere söylediğim bu. Vakfa gelen gençlerle konuşuyorum. Bazıları çok boş. Kızıyorum. Niye Nazım'ı seviyorsunuz dediğim zaman ev şairini filan. Kaç tane şiirini okudunuz? Ne biliyorsunuz? Çok kötü bir eğitim programımız var. Efendim vaktimiz doldu kusura bakmayın. Ben sizden bir program için daha söz almak istiyorum. Olur. Eğer lütfederseniz Türkiye İşçi Partisi'ni belki dediğim gibi Tarık Ziya gibi sizin jenerasyondan böyle bir tarihi program yapalım. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sevgili Morris Gabay bize bütün Türkiye'nin tarihini, Cumhuriyeti, Türkiye İşçi Partisi'nin savaş yıllarını ve günümüzü anlattı. Kendisi bir ulu çınar, bir ayaklı çınar. Biz ona uzun ömürler diliyoruz. Efendim inşallah bir 90 yıl daha yaşarsınız. Ve daha konuşmaya devam ederiz. O çok. Çok teşekkür ederiz.
Onur verdiniz, mutluluk verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Şahsen büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de çok teşekkür ederim. Efendim, haftaya yeni bir Aslı Aslan'da yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Dalda ödül adayı 12 film. Yıl boyunca D-Smart'ta. Ödüllü filmlerle dolu D-Smart sinema keyfi ve sınırsız fiber internet şimdi ayda sadece 69 lira. Ayrıca ilk ay tüm kanallar hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, büyüleyici filmleri ve dünyanın takip ettiği dizileri HD kalitesiyle izleyin. D-Smart, her televizyona şart.